Bir kez daha merhaba değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün Burdur'dayız. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Keçi İşletmesi'ndeyiz. Bugün ilk defa size bir ırktan bahsedeceğiz. Honamlı keçisini anlatacağız size. Honamlı aslında artık bizim yerli ırkımız gibi düşünülebilir. Temel olarak yok olmaya yüz tutmuş gibi görünmekte. Çünkü çok sınırlı bir bölgede, çok sınırlı adette artık bulunuyor ama biz bugün burada sizlere Honamlı'yı ve Honamlı'nın avantajlarını anlatarak mümkün olduğunca bu ırkın yayılması konusunda, yetiştirilmesi konusunda bilgiler aktarmaya çalışacağız. Yanımda çok değerli iki tane konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Saatçı ve Doçent Doktor Özkan Elmas program konuklarımız. Hoş geldiniz sizler de. Değerli hocalarım, vaktinizi bize ayırdınız. Teşekkür ederiz öncelikle. Dediğimiz gibi hocam, Honamlı'yı anlatacağız. Ama biz programdan önce konuştuk. Yıllardır aslında bunun üzerinde, bu hayvanın üzerinde çalışıyorsunuz. Otomatik olarak soru şu olacak. Bir önce tanıyalım bakalım, bu hocalar kimlerdir diyecek yetiştiricilerimiz. Sizleri kısaca bir tanıyalım. Ondan sonra buradaki işletmeyi, Honamlı'yı anlatalım. Sonra da projeler, çalışmalar, fikirler, hedefler nelerdir? 45 dakika boyunca dolu dolu gidelim. Tamam. Hoş geldiniz diyelim ve bizi izleyenlere de buradan kucak doğrusu selamlarımızı, büyük kocaman bir merhaba gönderelim hepsine. Çok sağ olun. Tabii ki nereden başlayacağız bilemiyorum. Hocam öncelikle Profesör Doktor Mustafa Saatçı kimdir? Mustafa Saatçı işte... Sade bir vatandaş. Sade bir vatandaştır. Fethiye'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirmiştir. Küçükbaş hayvan küçük, ve keçi üzerine daha çok önemli evet, değil mi hocam? Yani işte bunları? Devlet tarafından... Sağ olsun devletimiz tarafından yurt dışına gönderip doktorasını yaptırıp ondan sonra Kars'ta 10 sene çalışan, Kars'taki görev süresi bitirdikten sonra Burdur'a gelen 2007 yılında ve o günden beridir de keçinin peşine düşen bir... Keçinin mi Honamlı'nın peşine mi hocam? Önce keçi sonra Honamlı. Peki. Onda tabii her şeyin bir hikayesi var da şöyle başlayalım. Bence küçükbaş hayvan sektöründeki devletimizin yaptığı en önemli projelerden bir tanesi olan halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı projesi başladı biliyorsunuz 2005 yılında. Biz de 2007 yılında bunun içerisine keçiyi böyle korkarak söyledik. Keçi de acaba olsa olur, falan diye böyle elimizi mı? Kaldırırken bile biraz çekindik aslında. Ama sağ olsun o zamanki yetkililer kabul ettiler bunu. Biz Burdur ve çevresinde keçilerle ilgili çalışmalarımıza başladık. O günden beri de sağ olsun Özkan hocamla beraberiz. Bu bir sevda. Yani bizim olanı sevmek bu. Aynen bu öyle. Keçi bizim, bu toprakların ve her şeyiyle bizim. Yediği otla bizim, işte şu andaki gördüğünüz anızla. İçtiği suyla bizim, anızıyla bizim, doğurduğu oğlakla bizim. Buyur. O yüzden çıktık ki şeyleri bulalım. Kıl keçileriyle ilgili çalışmalarımızı yapalım burada. 1, 2, 3, 5 baktık ki kıl keçisinden farklı Honamlı adında keçilerimiz mevcut. Sonra biraz halebe benzeyen, biraz halebe, kıla evet, benzeyen biraz değil mi? Biraz halep var, biraz kıl hatta var. Hatta ben dedim ya perçemleri var, tiftiye bile var. Benziyorlar. Ama tabii ki halk bunu zaten sahiplenmiş. Hı hı. Şimdi tabii işin içine girince biraz daha detaylı inceledik. Üstadımız Selahattin Batı hocamız 1951 yılında bunu yazmış. Demiş ki Toroslardaki... Honamlı kabilesinin yörüklerinin yetiştirdiği keçiler vardır. Onlar kıl keçilerinden daha cüsselidir diye hocamız tarihe notunu düşmüş. Biz de 2007 yılında bu hayvanların bu bölgede olduğunu bulduk ve yetiştiricilerden sürekli sen nereden aldın, sen nereden aldın, sen nereden aldın diye günümüzdeki bu keçinin kaynağını da en son kaynağını diyeyim Antalya'daki bir yetiştiricide olduğunu bulduk. Oraya da gittik. Orayı da gördük ve ondan sonra gönül rahatlığıyla Honamlı keçisi projesini halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı projesini sunduk. Onun çerçevesinde kabul buyurdular sağ olsun yetkililer. Bunun neticesinde de bu Honamlı keçisiyle ilgili çalışmalarımız o günde başladı. Nedir Honamlı aslında keçisi? Şunu söyleyelim, çok özür dilerim hocam. Tabii buyurun. Aslında Honamlı'nın bahsettiğiniz bir yörüklere ait olduğu düşünülür, evet. Söylenir. Bir de biraz program başlarken de söyledim. Aslında çok dar bir bölgede. Yani Antalya, Burdur, Isparta aralığında geziyor. Evet. Sizden Honamlı'yı dinlemek istiyorum. Honamlı'nın bahsettik fenotipik, genotipik özelliği ama seyirci, yetiştirici ilk önce sorduğu soruyu sorayım size. Tamam.
Erzurum'da yetişir mi? Attım. Sinop'ta yetişir mi? Evet. İzmir'de yetişir mi? Diyor. Bunun da cevabını almak istiyorum. Honamlı'yı anlatırken size. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bu Honamlı'nın esas tam olarak yetiştiği bölge bu bulunduğumuz bölgenin etrafı. Yani Tekeyöresi diyoruz biz buraya. Adı üzerine Tekeyöresi'nde yetişiyor. Batı Akdeniz. Ama bu Batı Akdeniz aslında Isparta, Konya, ya, Toroslar'la Denizli'nin arada kısmı, kalan Torosların bölge değil mi? Seyri boyunca Mersin'e kadar uzanan bir bölgede, Muğla'ya kadar uzanan, Aydın'a kadar uzanan bir bölgede rahatlıkla yetişiyor. Ha, yetişmesi için neye ihtiyacı var? Bu hayvan bir kere çalıyı çok iyi değerlendiriyor. Çalı dediğimiz şey maki. Maki de bu bölgenin çalısı. Hatta işte maki ile ilgili şiir vardır. Suna Yakın Üstad yazmıştır. Der ki, çabucak görünsün diye Akdeniz, Toroslar'da ağaçlar hep çocuk kalmıştır der. İşte o çocuk çalılara biz maki diyoruz ve bu hayvanlarımızın gıda kaynağı. Ha, Honamlı otu yemez mi? Gayet güzel, çok iyi yer. Yani yerde bulduğu zaman otları da yer, kafası kaldırdığı zaman çalıyı da yer. Bu ortamı kıl keçisi kadar iyi değerlendirebildiğini söyleyemem. Çünkü kıl keçisi çok daha zor şartlarda, çok daha çetin şartlarda ekmeğini taştan çıkarabilen bir ırk. Honamlı ona göre birazcık daha kibar kaçabilir. İşte bu ortamı sağladıktan sonra Honamlı'ya, hani rahatlıkla otunu ve çalısını bulabildiği takdirde ülkemizin her yerine yetişebilir. Onu rahatlıkla şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi soru işaretlerini de yok etmek istiyorum. Tamam. Lütfen hocam sizler de katkıda bulunun. Şimdi kıl keçisinin, evet, kendine has, problem yok abi. Kendine has özellikleri, avantajları mutlaka vardır. Ama bu hayvanın da kıl keçisine göre avantajları söz konusudur. Evet, kıl keçisi çok daha arazi koşullarında dayanıklıdır vesairedir ama mesela kıl keçisine göre daha yapılı bir hayvandan bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Daha fazla süt verimi olduğunu düşünüyorum. Döl verimi de öyle. Yani yavru, aynen öyle. Döl oğlak tutması, verimi öyle. Oğlak verimi vesaire. O bir avantajı var. Şimdi temel anlamda bahsedecek olursak zaten özellikle koyu siyah renkli nişaneler yüzde alında, bileklerden sonra bacaklarda beyaz nişaneler olabilen, bazen kahverengi olabilen bir hayvandan bahsediyoruz. Burun, Halep burununa benzeyen eğimli bir burundan bahsediyoruz. Evet. Dişisi, erkeği, boynuzu, yanlış olursam, eksik olursam lütfen doğru tamamlayın. Doğru söyledikleriniz, evet. Boynuzu, ki erkekler daha fazla boynuzu, hilal şeklinde kıvrılıyor. Hilal şeklinde açılmadan kıvrılıyor. Ve geriye doğru aslında atıyor yani, şöyle. Kıl keçisi yana doğru açılıyor. Bu hilal şeklinde olduğu yerden kıvrılıyor. Kıvrılıyor. Kuyruk püskürlüğü. Güzel bir ayrımdır bu. Bazen şimdi, çünkü programdan önce bir fotoğraflar paylaştınız bizde. Halep Honamlı diye dağıtlar dedik ama biz bile söyledik. Ya bu Honamlı, siz söylediniz. Evet, evet, evet. Benzemiyor. Buradan bir kere boynuzdan, kıvrımından ayrılması lazım. Burun yapısı, burun yapısı keza. Hani boynuzlar arasında o 2-3 santimlik boşluk düşünülebilir. Evet. Doğru mu? Kuyruk yapısı düşünülebilir. Biraz daha kırçıllı. Daha püskürlü, değil mi? Aynen öyle. Kıl keçisine göre biraz daha cidago yüksekliği söz konusu. Bunlar bildiklerimiz. Tabii mesela kıl keçilerine göre laktasyon süresi de uzun bu hayvanların. Doğru mu? 8 ay civarında bir laktasyon süresi söz konusu. Süt yağ kıl keçileri kadar başarılı. Verim, evet, 200 litrelere kadar çıkıyor. Doğru biliyorum, çıkıyor değil mi? Böyle bir hayvandan bahsediyoruz. Tek eksiği Haleplerin bazılarında olduğu gibi üst sudan kısa olması. Dolayısıyla yerden beslemede, otlamada biraz zayıf kalıyor. O yüzden hani çalı çırpı... Tabii hepsinde gözükmüyor. Hepsinde yok. Çalı çırpı vesaire daha avantajlı gibi. Eğer ki gerekli ortamlar olursa, dediğiniz gibi bu hayvan aslında yüksek uyum kabiliyetine sahip. Doğru değil mi hocam? Yani tabii tabii. Her koşullarda uyum sağlayabilir. Böyle biliyorum ben. Ya söyledik ya, yani o kendisine ihtiyacı olan yeme ulaştığı takdirde Honamlı çok rahat bir şekilde. Çünkü Honamlı'yı Torosların sıfırın, yani deniz seviyesinden 2000 metreye kadar görme şansınız var. Değil mi? Sıcaktan soğuya kadar her türlü görebiliyorsunuz. Görevler öyle yapıyorlar. İşte yazlık vardır, kışlık vardır. Değil mi? Yayla seyil vardır yani. Aynen. Bizim burada yani bir şeyde. Yüksek yerlerde. Her tarafa iner çıkarlar ve bu süre içerisinde bu adaptasyonu zaten sağlarlar kendileri. Özkan hocam, Honamlıları konuşmaya devam edeceğiz. Buradaki projeyi konuşmaya edeceğiz. Bu genç arkadaşa, şu abimiz biraz şey yapıyor ama işletmenin durumunu biraz konuşalım. Burada güzel bir işletme var aslında. Üniversite, yeni bir üniversite. İşletmeler yeni aslında
çok aktif değil, çok yeni ama burası güzel. İçerisini zaten seyircilerimiz aynı zamanda detayları da görüyorlar. Yaz bahçesi olan bir işletmemiz var. Kesinlikle. Ben hep söylüyorum, yaz bahçesi. Gezinme alanları. Biraz işletmeden bahseder misiniz? Büyüklüğünden, sistem yapılan sistemden, ışıklandırmasından, içerideki padok bölümlerine kadar. Evet. Suluk sistemi keza ki konuşmuştuk. Fikirlerinizi de almak isterim burada. Doğru suluk sistemi anlamında konuşuyorum. Tecrübenize dayanarak altlık sistemi burada yaptınız. Evet. Biraz burayı anlatır mısınız bize? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii keçiyle ilgili çalışmalarımız ve bu barına yapım hikayesi yine geçmişe dayanıyor. Hocamla beraber bu işe başladıktan sonra tabii biz çobanlarla ve sahada hep incelemelerimizi yaptık. Ve gördük ki barınak yaparken bütün bu deneyimlerden biz bir sentez yarattık. Ve dedik ki işte birçok model var. Belki de siz de izleyicilerimize anlatmışsınızdır. İşte daha değişik barınak sistemleri var. Biz tabii birincisi sürü yönetimi açısından uygun bir barınak olsun istedik. Yani bizim o klasik eski barınaklar değil de şu an içeride belki de birazdan hep beraber gezeceğiz. Aynen bir sığır barınağı gibi ortada bir yem yolu olsun dedik. İşte çoban yemini bir dağıtımda dağıtsın. Ondan sonra işte suya ulaşma imkanları olsun, havalandırması. O rahatlıysa hayvan refahı. Çünkü şu an dünyada bütün yetiştiricilikte temel konu hayvan refahı. Yani doğru. Çobanlarımız aslında bunu kendi çaplarında yapıyor. Biz belki de biraz daha ne diyelim artık 5 yıldızlı bir otel konforu sağladık. Bu aslında çok daha küçük çapta yetiştiricilerimiz de yapabilir. Neyi kurguladık burada? Sürü yönetimi açısından dedik ki işlem kolaylığı olsun. İki, altlık. Altlık çok önemli bir sorun. Bunu hem sığır barınaklarında yaşıyoruz biz hem de küçük başta. Küçük başta değişik modeller var. Aynen. Nedir? Ya beton yaparsınız işte her gün bu balyalardan bir altlık serersiniz. Ama biz ne yazık ki yem kıtlığı yaşayan bir ülkeyiz. Böyle kaynaklarımız da yok. Her gün bile ithal eden bir aynen ülkeden samanımızı hayvan altına koyacak bir lüksümüz de yok. Çobanlarımız da bilir. Keşke şu an hani bu kıtlıkta bu balyalar olsa da hayvanlara yedirecekler. Dolayısıyla biz ızgaralı sistem öngörülebilir. Yani bunlar bu örnekler sahada var. Izgaralı sistemin de hayvan sağlığı açısından bizim yaptığımız gözlemlerde ve saha çalışmalarında orada bir sıkıntı yaşayacağımızı biz düşündük. Çünkü alttan rüzgarın kesinlikle yukarı doğru 30-40 santim belli bir yüksekte yapılacağı doğru için hayvan o ızgaranın üzerinde yatacağı zaman gece boyunca oradan bir rüzgara maruz kalma söz konusu ve oradan solunum yolu hastalıklarına daha sık denk geldiğini söyleyen çobanlarımız oldu. Tabii biz bütün bu sentezlerden ve tabii çobanlarımız hep şunu söylediler bize, hocam da bilir. Toprak. Toprak en iyi altlık toprak. Ve biz bütün bu deneyimlerden biz biraz da bir şeyler katarak hocamın da katkılarıyla geçirgenli bir toprak dedik. Yani, orası önemli Özgün Hocam. Orayı evet, detaylandırarak çok anlatsan önemli. İyi olur. Yani o geçirgenli. Yani hocam burada anlattı, bana seyircilerimize anlatalım. Hocam da sen devam et, sen devam et. Hocam da orada katkı da alabiliriz çünkü. Hocam o sistem bana içeride ne anlattığınız sistemi de. Çünkü ben size şunu sordum. Dedim ki ben bana sordukları zaman toprak altlığı çok önermeyen birisiyim. Çünkü özellikle hastalık oluşması durumunda bakterilerin, patojenlerin, virüslerin o toprakta kaldığı konusunda sıkıntı yaşadığımızı ben size aktardım. Siz de bana hemen arkasından bir şeyler anlattınız. Buradaki sistemi bir anlatır mısınız bize? Şimdi tabii ki her sistemin avantajları, dezavantajları vardır. Hı-hı. Mükemmel bir sistem yok. Yani bu hayvanları biz getirip de ağılı şartları değiştirdiğimiz takdirde hı-hı, o içinde bulunduğumuz ağır ne olursa olsun artısı ve eksisi olacaktır. Bu sistemi anlatalım. Bu sistem evet şu anda toprak görüyoruz ama bunun altında çok ciddi bir drenaj sistemi mevcut. İşte en altında çok büyük kayalar var. Kayaların üstünde daha küçük taşlar var. Onun üstüne daha çakıl taşları var. Ve kum var. Ve geçirgen bir toprak var. Hı-hı. Onun üzerinde bu hayvanların hı-hı görmüş olduğunuz ışıklarıyla oluşuyor. Herhangi bir Allah göstermesin hastalık durumunda bu en üstteki kademe kaldırılıyor olduğu hı-hı gibi tamamen kireçle kaplanıyor ve bu şekilde dezenfeksiyon sağlanıyor. Bu yapmış olduğumuz drenajın en altında da çok büyük borular var. Ve bu borularda delikler var çok miktarda. Ve bu boruların üzeri keçe sarılmış durumda. Yani bu etrafta biriken bütün sular aşağıya indikten sonra herhangi bir yere de gitmiyor aslında. Aslında keçe tutuyor. Keçe onu tutuyor. Sızıyor. Keçeden sızıyor. O delikten borunun içine damlıyor. Boruyla da tahliye ediliyor.
Öyle bir sistem burası. Şu ana kadar memnunuz. Bir problem şu ana görmedim. Kadar memnunuz. Doğru. Evet, ama dediğim gibi artı eksi olabilir. Özkan Hocam sen devam edin. Yani zaman biz küçük traktörlerimizden en baştan kazıyarak sizin de demin de açıkladığımız gibi o bizim esas toprak, geçirgen toprağa kadar ulaşıyoruz. Ondan sonra dezenfektanlarla seriyoruz ve dolayısıyla böyle bir şey 2-3 yıldır biz bir sorun yaşamadık. Yani çözümünü... İnşallah da yaşamazsınız. İnşallah yaşamayız. Çünkü... Demin de gördünüz mesela hayvan, o hayvan refahını biz anlatırız. Yani eğer tamamen yatıyorsa serile. Hayvan mutludur. Mutlu, aynen. Ve biz bu sistemde onu gözlemleyebiliyoruz. İçeride padoklarımız var. Evet. Şimdi muhtemelen tabii oğlaklar, emzirenler, doğum bölmeleri, işte gebeler hep ayrılmıştır değil mi? Aynı. Toklular dediğimiz, soklu dediğimiz gençler. Tekeler için ayrılan bakım bölmeler var. Bakım besleneleri farklıdır aynen. Onların. Aynen. Padok mesela padoklar kaçar metrekare hocam? Yani ve o padoklara belli bir sayı hedefimiz var mı? Aynen. Bir genelinden bahsedelim. Hı-hı. Tabii biz burayı 300 baş olarak vurguladık. Yani tam kapasiteye ulaştığımız zaman 300 başlık bir barınağımız var. 40 metre uzunluk, 39,5 metre. Yem yolumuz var işte ileride çünkü o makine teçhizata sahip şu an. Yem dağıtım vagonları da yemimizi dağıttığımız zaman traktörün geçeceği kadar 4 metrelik bir genişlik. Yem yolunun 4 metre genişlik. Aynen 4 metre olduğunu söyleyebiliriz. 4 metre 10 santim. Dolayısıyla ve her hayvan için yaklaşık olarak 70 santim bir yem şeyi yemli kısmı oldu. Dolayısıyla böyle bir yapı. Ve bütün bunları kurguladığınız zaman işte yine kendi içinde değişik bölmeler şimdi içeriden belki de siz detayların hepsini seyircilerimiz görüyor hocam. Oradan da çok rahat bir şekilde gruplamaları yapabiliyoruz. İşte doğum döneminde hem çobanlarımız rahat ediyor. Bir kısmı gençler için ayrılıyor, VGB'ler için, diğer kısmı normal anaçlar için. Sürü yönetimi açısından bu bize biraz yardımcı oluyor. Şimdi hedefler var, proje, bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, ha. Suluklar belki de o sulukları anlatabilirim. Lütfen devam edelim. Şimdi evet. Sulukta da şunu konuşmuştuk gibi, o basınçlı, basmalı, pedallı diyelim. Aynen. Sulukları hani tercih eden suluklar var. Dediğimiz. Aynen, tercih eden var, etmeyen var. İşte şamandıralı, donmayan suluklar veya işte kayık tipi suluklar vesaire. Siz nasıl aslında burada şimdi görüyoruz, seyircilerimiz izliyor. Bu suluklara döndünüz herhalde değil aynen, mi? Biz şöyle ilk barınak kurguladığımızda hani biz de şey olsun dedik. Yani o sizin bahsettiğiniz tas türü işte şeyler olsun. Hani onlarla hayvanlarımız suya ulaşsın. Ama sonra gördük ki tabii sahada uygulamada bazen düşündüğünüzü tam yapamayabilirsiniz. Orada hayvanlar burada kavga dövüşten o şamandıra bir de basınç, sistemi basınçta ayarlayamazsanız bastığı zaman su bir anda devamlı orada akmaya başladığını görünce biz o sistemi iptal ettik. Bizim şu an klasik o suluklar yani bizim çobanlarımız da bilir. Belki ileride bunlara şamandıra sistemi katılarak alttan da temizlememiz lazım. Çünkü biz şuna çobanlarımızı her gün uyardığımız tek nokta aman suluklarımızı her gün temiz su olmak temiz. Lazım. Su hayat. O kadar önemli ki boşuna de yani. Birçok hastalığın da kaynağı. Yani orada siz bir suyu tabii. Bir iki gün bekletip içirirseniz birçok parazitler ve aynı zamanda su ne kadar kaliteli ve temizse metabolik faaliyetlerin kesinlikle. O kadar iyi olduğunu, yemden yararlanmanın o kadar iyi kesinlikle. Olacağını hep söylüyoruz. Doğrudur. Şimdi şeye geçeceğim. Mustafa hocamın bakışlarından biz ne zaman anlatacağım ben bu hedeflerimi görüyorum ama iki tane sorum o. Onların da cevaplarını alayım. Siz her ikiniz de cevap verebilirsiniz hocam. Bir tanesi beslemeyi burada neyle yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, kontrolümüz nedir? Yani neyden ne kadar veriyoruz atıyorum, silaj kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Evet. Bölgedeki yem ham maddelerini düşünerek nasıl bir sistem kullanıyoruz? İkinci sorum da genelde küçükbaş hayvancılıkta çoban sorunu hep büyük problemdir yetiştirici için. Çoban bulamaz, bulur, işten anlamaz, işten anlarım der. Yanlış bir mera sistemiyle besler hayvanı, ya hayvan ölür. Birçok hastalıktan dolayı ya yavru atmalar vesaireler, ölü doğumlar, şunlara bunlara kadar sebep olabilir. Önce beslemeyi, sonra çoban sorununu konuşalım, sonra artık buradaki amacımız, planlarımız, projelerimizde konuşalım.
Sen devam et Özkan. O zaman şöyle diyeyim ben, hocam devam eder. Biz burada tamamen bizi izleyen çobanlarımızın yaptığı yetiştiriciliği yapıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Biz üniversiteyiz tamam ama bizim derdimiz bu keçi. Ne diyelim, sahnen gibi böyle hazıra alışım bir keçi değil. Önce böyle bir giriş yapalım. Tamamen ekstansif şartlarda her gün bu keçi 3 saat sabah, 3 saat, 3-4 saat akşam sahada güdülür, gider kendi ekmeğini çıkarır gelir. Önce bunu bir ifade edelim. Yem kaynakları olarak da ben özetlen, biz burada tabii yine bu iklim değişiyor. Kurak iklime dayanıklı arpa, yulaf, buğday, ne ekebiliyorsak kendi imkanlarımızla onu ekip işte onlarda kışlık olarak balya ve tane olarak arpa. Belki hocam detaylarına girer. Hani bizim özet olarak diyebileceğimiz beslenme, silaj vermiyoruz ve tamamen doğal şartlarda hiçbir ilaç da vermeden bu ekim bitkilerimize 3-4 yıldır böyle bir üretim şekli. Çünkü bizim derdimiz burası bir araştırma geliştirme ise buradan çıkan sonucu biz çobanlarımızla paylaşalım. Doğru, bizim derdimiz bu. Hocam size de şöyle biraz şey yapalım. Bir hedefimiz var. Yani 2-3 senedir, 4 senedir yapılan çalışmalarınız var. Ne kadar süt alırız, ne kadar canlı ağırlık artışı sağlarız, doğumları nasıl iyileştiririz, doğum ağırlıkları nasıl iyileştiririz. Burada tam karşımda seyircilerimiz görmüyor ama değerli yetiştirici abilerimiz var. Onlar içeride ne kadar ilgilendiğini ben biraz kulak misafir olduk anlatıyorlar. Burada yapmaya başladığınız, yani örnek veriyorum 3 sene önce ne durumdaydınız, şu anda ne durumdasınız, bundan 1 sene sonra 2 sene sonra neyi hedefliyorsunuz, bunları biraz alalım sizden hocam. Bir kere siz de söylediniz, burada arkadaşlarımız olmadan, onların yardımı olmadan bu işler yürümez kesinlikle. Onlara bir kez daha bütün izleyicilerimiz önünde teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten yaptıkları işler takdire şayan işler. Şimdi bir kere tabii honamlı keçisi hiç kimse bir yerde intensif olarak yetiştirmiyor. Ekstansif olarak yetiştirilen bir keçi. O yüzden bu sistemi biz burada nasıl bildiklerimizle uygulananı birleştiririz'in, entegre ederiz'in bir sonucu aslında bu. Ha, bizim bildiklerimizde halkın yapmadığı neler varsa onları eklemeye çalıştık. Bir kere ilk baştan, ilk günden itibaren çok ciddi kayıt tutuluyor burada. Çok ciddi. Yani şu anda buradaki keçilerin her birisinin 3 sene öncesine kadar gidersiniz, her türlü pedigri kaydı mevcuttur. Aynı zamanda bunların her birisinin performansı da mevcuttur. İşte biraz önce söylediğiniz doğum ağırlığından tutun da 6. ay ağırlığına kadar, süt veriminden tutun da sütteki yavruna kadar, bunların hepsi yazılır. Bir kere katkımız bu. Bunları niye yapıyoruz? Biliyoruz yani normal modern hayvancılıkta kayıt olmadan bir adım öteye atamazsınız. Ve bu kayıtı da bizle alakalı olan, özellikle TAGEM'in halk eline küçükbaş hayvan ıslahı projesindeki yetiştiricilere sürekli anlatıyoruz ve onlar da farkında artık. Yani kayıtın ne getirebileceğinin, nelerle nasıl elindeki hayvanlara gelişim sağlayabileceğini gördüler. O yüzden biz burada bu kayıt sistemini oturtturduk. Doğar doğmaz hayvanlarımız, arkadaşlarımız tarafından tartıları alınıyor. Kulak küpeleri takılıyor. Hemen bu arada siz anlatırken böyle hocam. Özkan hocam da onları gösterebilir. Terazi bir poşete oğla koyduğunuz an çok rahat bir şekilde buradan tartısını doğum alıyorsunuz. Sadece doğum ağırlığını mı ölçüyoruz hocam? Başka, daha yani sonra 60. gün sütten kesim tabii aldıkları falan. Devam, aylık, devam aylık tabii ki. Aylık devam ediyoruz. Ondan sonra burada da kayıtlarımız var işte. Ne zaman çiftleşmiş hayvan, hangi tekeyle çiftleşmiş. Ondan sonra doğum tarihi, doğum ağırlığı, doğum tipi, işte ikiz mi, tek mi, cinsiyeti, erkek dişi. Gebelik süresi, biz yani onu bile tespit ediyoruz. Çünkü biz burada elde sıfat uygulaması yapıyoruz. Her keçi kızgın olduğunda o gün çiftleştiği tekeyle tarihi yazılır. Çiftleştiği tekenin numarası yazılır, kaydedilir. Tam 5 ay sonra burada bütün hesaplar ve biz bunları daha sonra temize geçip
Bunu da tabii çobanlarımız da yapıyor. Biz o eğitimi de veriyoruz. Şu an dediğim gibi tartım artı. Küpeleme de küpeleme var, işi bakın biz çok basit. Yani çobanlarımız da... Küpelemeyi kaçıncı günde yapıyorsunuz? Hemen doğar doğmaz. İlk gün doğum tartısını aldığı zaman çobanımız, yetiştiricimiz hemen bakın. Yetiştiricimiz bunları aslında çok rahat ulaşabilir. Maliyeti de çok düşük. Bakın mesela biz makü 2017 diye başlayan numaralar seri. İşte kızlara pembe, erkeklere yeşil. Renk oradan geliyor. Aynen renk farklı yani hem çoban rahat bir şekilde onları ayırt edebiliyor. Dolayısıyla bu yetiştirme tekniği aslında bu yetiştirme tekniği aslında bu uygulamalar yapılırsa en azından her yetiştiricimiz işte hocamın da demin bahsettiği gibi çünkü yarın seleksiyon, ayıklama bu kayıtlar üzerinden yapmamız aynen lazım. Öyle. En iyi hayvan hangisi ki işte gelişim gösteren, döl verimi en yüksek olan mesela bu sürümüzde işte 3 yıldır %40 ile 60 arasında döl verimi ikizlik oranımız yani bir doğuma düşen yavru sayısı. Yani ortalama 1,5'lardayız. 1,5 diyebiliriz. Yani bu müthiş bir şey. Biraz önce çekimden önce gezerken 300 doğumun olduğunu aldık arkadaşlardan. Ayağınız uğurlu geldi. 300 doğduğunu bildiğiniz ama sağlıklı olsunlar. Tabii ki. İnşallah sütten artarak kesine devam ulaşsınlar. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi burada şöyle bir şey var. Size sordum dedim ki senede bir mi, senede iki mi, iki senede üç mü yapıyorsunuz diye. Önce senede bir de herhalde yani doğum için konuşuyorum. Sonradan şimdi bir değişiklik planlamanız var. Onu da bir anlatabilir misiniz? Buradaki tabii amacı da soracağım. Onu Özkan hocam dizayn etti, anlatsın onu. Tamam hocamla beraber biz çünkü biz burada sahanın istediği bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bilim de öyle bir şey. Yani bizim burada kurguladığımız her şey boş bir hayal olmamalı. Yani buradan çıkan sonucu biz çobanımıza, yetiştiricimize veya sektöre bir tavsiye niteliğinde bir bilgi vermemiz gerekiyor. Hocamla da biz istişare ettiğimizde dedik ki bu keçi ırkının bir kapasitesi var. Nedir? Yılın birçok döneminde çiftleşme kızgınlık gösterebilir. Bu çok özel bir durum. Yani normalde biz ne deriz işte gün ışığının azalmaya başladığı dönemde keçiler, koyunlar kızgınlık gösterir. Oysa biz bunu bu ırkta gördük ki birçok yılın birçok dönemine yayılıyor. Geçen yıl bir ön deneme yaptık ve bir 50 hayvanımız ne istiyorsun be? Mayıs'ta kızgınlık gösterdi. Tekeye verdik ve gebe kaldılar. Hepsi gebe kaldı. Kasım'da başladı. Bir ayda doğumlarımız bitti ve şimdi çekim yaparsanız göstereceğiz. Artık turfandalık mı deriz hocam bilmiyorum nasıl bir tabir. Şu an bu dönemde normalde işte bir aylık oğlaklar olması gerekirken 4 aylık elimizde şu an oğlaklar var. Bizim amacımız şu işte pazar çünkü marketler devamlı bir tüketici bir oğlak eti istediğinde devamlı olmasını arz istiyor. Arz olmaya başladı. Arz talep ilişkisi içinde. Büyük ihtimalle biz hani ileride belki çobanlarımızı da bu şekilde farklı dönemde bazı sürülerin gebe kalıp farklı dönemde oğlak ve tabii biz onların da gelişimini takip ediyoruz. İşte hocamla konuşuyoruz. Acaba farklı dönemde doğan oğlakların gelişimi nasıl diye. Geldi mi 300'lerimiz? Kenancığım alabiliyor musun 300'lerimizi? Değerli izleyiciler bu 300'lerimiz dün mü oldu bunlar bugün mü oldular? Dün mü bugün mü oldular? Sabahleyin. Bu sabah oldular. Bakın iki erkek bir dişi bir kız. Şu anda gördüğünüz 300'ler bu işletmede ilk defa göründü. 300 bakın. Doğum. 2,5'lar civarında doğum ağırlıkları herhalde değil mi? 2,5 kilolar civarında. 2,7. Normalde 3,5-4 kilogram. Onu da söyleyelim. Donanımlı, mutlaka söyleyelim. Ve canlı ağırlığı yüksek doğan yavru da bir yaşama gücü de yüksek oluyor. Bunlar da tabii biz konuştuk buradaki yetiştirici abimizle de annesinin sütünün ilk 300 muhtemelen annesinin de zaten bir acemiliği var 300 doğum için konuşuyor. Tabii kolay değil. Yani. Ekstradan tabii mutlaka sütle besleme yapılıyor. Burada şunu soracağım. Biberonla besleme yoluna mı gidiyorsunuz ilk ana sütünü, ağız sütünü aldıktan sonra? Yoksa hayır biz veriyoruz emmeye devam ediyor işte 60 veya 90. günde veya 45. günde sütten kesme yolu. Nedir burada izlediğiniz yol hocam? Evet, sen devam et tekniklere. Süt kesim işi tabii hep tartışılan, konuşulan bir konu. Hani bizim bu ekstansif şartlarda tabii hani çok erken yaşta sütten kesim uygulaması yok. Biz sahada da görmedik yani. Oğlak hep annesiyle beraber. Tabii biberon işi de dediğiniz gibi özel bir emek ister, özel bir zaman. Dolayısıyla biz burada işin açısı onu da uygulamıyoruz. Biz tamamen çoban ne yapıyor ama tabii daha sonraki uygulamalarımızda
farklı yetiştirme tekniklerine gireceğiz. Yani bu biberon olmaz ama daha erken sütten kesip yeme alıştırma. Mesela o modeller. Yem olabilir, evet, mamalı yani, besleme olabilir. Evet, yani o farklı beslenme ve süt kesim yöntemlerini uygulayıp sahada çobanımız da acaba bunu yaparsa, çünkü honamlı çok hızlı ve gelişen bir burada canlı. Şöyle de bir şey var. Mustafa Hocam, size de biraz devam etmek istiyorum. Şimdi burada amaç hem sürüyü saflaştırmak. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Bu yüzden zaten azaltmakta olan popülasyonu genişletmek lazım. Doğumları o yüzden arttırmak lazım. Aynı zamanda arıza, yani pazarın ihtiyacını da, hem et ihtiyacını hem keçi süt ve ürünleri ihtiyacını da artan, damızlık ihtiyacını. Aynen, tabii. Aynen, bu ihtiyacı da karşılamaya çalışmaya çalışıyorsunuz. Burada biz size yine odanızda konuşurken şunu söylemiştik. Önceden işte keçi veya koyun sütü, yoğurdu, peyniri vesairesi kokardı, işte eti kokar derlerdi ama bizler bunları anlata anlata bir şekilde son tüketicinin de artık talep etmesini istiyoruz. Çünkü ne diyoruz? Keçi sütünün çok değerli bir süt olduğunu, laktoz intoleransına karşı insanların bunu çok güvenli bir şekilde kullanabileceğini, bebeklerin inek sütüne nazaran, yani inek sütünün 1,5-2 yaşlardan aşağı kullanılmamasını tavsiye ettiğimize göre keçi sütünün kullanabileceğini hep aktarmaya çalışıyoruz. Hatta ne dedik? Dedik ki soğutma takları kullanılıyor artık. El değmeden artık o kokular da yok. Yani keçiye has kokular da yok. Dolayısıyla bunu da arttırmaya çalışıyoruz. Burada da bununla ilgili, o yüzden size söz verdim. Yani artık sizin burada bir hedefiniz, bundan sonraki hedefleriniz, çalışmalarınız, melezleme, ki Antalya'da başka bir program çekildi yine sizlerin de olduğu. Evet, onun da için bir örnek verelim. Bir melezleme çalışmalarınız var. Yani sadece talebe yönelik çalışmalar dışında daha farklı nasıl gelişmelere ön ayak olabiliriz'in de çalışmaları var sizde. Onları da dinlemek istiyorum size. Şimdi aslında yani keçi ve koyun küçük baş bizim toplumumuza uzak değil. Ama ne yazık ki son zamanlarda et deyince, hayvan deyince hep büyükbaşı konuşur olduk. Ha, büyükbaş mutlaka olacak. Yani büyükbaşsız olmaz hayvancılık. Mutlaka olacak ama bu küçükbaşa karşı bizim uzaklaşmamızın sebebi nedir? Bunu aslında öğrenmemiz lazım ki toplum olarak hiç uzak değiliz. Yani ta kökenimize baktığınız zaman Hun İmparatorluğu, Hun'un bir anlamı koyun demek zaten. Birkaç anlamı var da bir anlamı da koyun demek. Bu kadar alakalıyız yani biz küçük başta koyunla, keçiyle. Şimdi şöyle bir algı var. Keçi eti yer misin? Yemem. Neden? Kokuyor. Hiç yedin mi? Yemedim. Kulakta dolu mu? Bitti. Bitti. Bir kere bir yiyin bakalım. Yani oğlak eti kadar çok güzel, lezzetli, organik, leziz ya da kuzu eti kadar var mı böyle bir şey? Şimdi bu hayvanlar, bir de mera gördüyse bu hayvanlar. Ya bu hayvan mesela şimdi bu hayvan ne yapıyor? Özkan Hocam anlattı. Sabah gidiyor 3 saat yayılıyor. Akşam gidiyor 3 saat yayılıyor. Ondan sonra gelip şunlarla, yine buralardan kesilmiş otlarla kendi karnını doyuruyor ve bu bize bir süt veriyor. Bu sütün değerini bana söyleyebilir misiniz? Yani yok bunun bir değeri. Fabrika. Yani bu kadar. Üretim. Şimdi ne yapacağız o zaman bunu? Demek ki halkımız onun kokusundan sakınıyor mu? Evet, şu anda biz mesela buraya sağım ünitemizi de kurduk. Şimdi ne olursa olsun elle yapılan sağımda süte koku geçiyor. Bunu engelleyemeyiz. Ama şimdi siz de buyurdunuz, çarşamba günü yapacak olduğumuz çekimde bir çiftliğimize gideceğiz. Sıfır koku. Hiç koku yok. Yani bunu neyle sağlıyorlar? Sağım ünitesiyle sağlıyorlar. Değil mi? Direkt bir, tanka aktarılıyor, direkt tanka. Soğutuluyor. Memeden alınıyor süt. Bu o değerli süt. Tanka geçiliyor. Gerekli soğutulması yapılıyor. Ve sıfır kokuyla üretiliyor. Ve böyle kıymetli bir gıda maddesinde biz halkımıza sunmuş oluyoruz. İşte bunlar bizim hedeflerimiz içerisinde. Burada da kurmuş olduğumuz sağım sisteminde kokusuz, hijyenik keçi sütünü üretip sunabildiğimiz kadar halkımıza sunmayı amaç ediniyoruz. Tabii dediğim gibi Antalya'da programda da konuşacağız ama çok farklı uygulama alanlarına biz honamlıyı çekebiliriz. Ha, honamlı diyoruz da honamlı böyle yer gök honamlı değil, onu da söyleyeyim yani sayın dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Topu topu Özkan Hocam 25-30 bin evet. Taş çatlası 25-30 bin tane honamlı var yani saf olarak. O yüzden bunların değerini bilmemiz lazım. Özellikle hızlı gelişme, şu cüsseye bakar mısınız? Yani hızlı gelişme özelliği, oğlak verimi özelliği, bunların hepsi, süt verimi özelliği,
artı özellikleri. Doğum oranının artı fazla olması. Mesela o. Ne yapabiliriz bunu? Bu hayvanı farklı alanlarda da kullanabiliriz. Mesela şu anda anlatmayalım isterseniz. Antalya'yı çok yüzeysel konuşalım. Çok yüzeysel, çok yüzeysel. Yani çok ilk etapta çok ters gelebilecek bir şey. Yani Sanen ve Honamlı melezi. Hep Sanen erkek verir ya. Yani süt artsın, biz ne yaptık? Ha, ben şu dönem içerisinde Sanen damızlıklarımdan yavru almak istemiyorum. Yeterli damızlığım var. Hepsi 2-3 yaşında zaten. Diyen bir işletmeyi bulduğunuz takdirde Sanen oğlaklarından daha çabuk büyüyebilecek, daha hızlı büyüyebilecek bir melezi, Honamlı Sanen melezi oğlakları rahatlıkla kasaplık oğlak olarak yetiştirebiliriz. Bu da bizim bizzat yapmış olduğumuz bir uygulamaydı ki gidince zaten göreceğiz. Bir dahaki programı göreceğiz. Evet. Özgür Hocam var mı? Şunu bir hocam, karkas çünkü çok güzel çalışmalar yaptık. İkizler normalde çobanlarımız istemez ikizleri aslında, değil mi hocam? Sahada istemezler. Onu sen öyle şey. O çok önemli çünkü biz burada ikiz erkek doğan ve tek doğan karkas karşılaştırması yaptık ve hocamla gördük ki aslında ikizler elde tutulsa ve böyle hızlı gelişen bir ırkın ikizleri o kadar ekonomik yönden bir katkı sağlayacak ki hocam, değil mi? Başa baş ve daha iyi bir noktaya geliyor tek doğanlara göre. Dolayısıyla ikizlerimizi biz başkasına yakalım, yakma diyorlar bizim çobanlarımız değil. İkizlere mümkün mertebede bakabilirlerse yapılan ekonomik analizlerde aslında 5 ay. Tekize göre daha mı iyi daha gelişim gösteriyor? Belli bir süre sonra telafi büyümesi dediğimiz hızlanıyor. Hızlanıyor. Onu yakaladık orada. Daha ekonomik oluyor. Yani doğru, o açıdan ikizleri elde tutmalarında özellikle eğer honamlı hızlı gelişen bir ırksa tavsiye edebiliriz. En azından bu yaptığımız çalışmaların da böyle bir katkısını yetiştirdiğimizde paylaşmış olalım. Değerli hocalarım, ikinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşım her zamanki gibi beni taciz ediyor. Süremiz bitti diye. Varsa söylemek istedikleriniz, yetiştiricilerimize buradan aktarmak istedikleriniz dinleyelim. Sonra ben ufak ufak kapatacağım programı artık. Evet, yani bu bir örnek görmüş olduğumuz. Batı Akdeniz'de Honamlı keçisini bulduk, bu hale getirdik. Ülkemiz çok zengin çok şükür bu haliyle. Yani bu zenginliklerimizi gidip bulup yerinde yöreye, bölgeye ve ürüne yönelik bir takım projeler yapmamız lazım. Yani hayvancılık dediğimiz şey bir işlemle sınırlı değildir. Şu anda ülkenin gündemindeki hayvancılık ne? İthal hayvan geliyor. Belli şartlarda oluşturulmuş ahırlarda besleniyor. Önüne koyduğumuz yemin yaklaşık %60-%70'i ithal. Kullandığımız tohum ithal. Yaptığımız aşı, uyguladığımız ilaç ithal ve hep bunu yaparak hayvancılığımızı geliştirmek ve et fiyatlarını düşürmek istiyoruz. Hep aynı şeyi yapıp farklı şey beklemek durumundayız. Bu değil. Yaparsak aslında var olan zenginliklerimizi kullanmamız lazım. Bakın Honamlı'yı bu hale getirmişsek ülkenin çok şükür 785 bin kilometrekare ülkemiz var. Her bir köşesinde farklı hayvancılığı uygulayabilecek şekillerimiz var. Yani hayvancılığın daraltmayıp geniş bir şekilde bakarsak her yöreye uygun şekilde farklı hayvancılık sistemleri geliştirebiliriz. Bu zenginliğe sahibiz. Bunu geliştirmek adına tabii sizlere de bu konuda güzel görevler düşüyor. Aslında gittiğiniz yerlerde bunları ortaya çıkarıyorsunuz. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bu yöne hayvancılığımızı birazcık daha o yöne, yani bizim olana yöneltmemiz lazım. Şu hayvana bakar mısınız? Bu her şeyi de bizim hayvanımız. O yüzden bu bizim olanları geliştirmek adına bu tür örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Ben hem size hem bizi izleyenlere, bizim olan her şeye sevdalı olanlara selam ediyoruz buradan. Teşekkürler hocam. Son kez ben tabii çobanlar, siz de belki gezdiğiniz yerlerde aslında en büyük sorun bu sektörün çoban yetişmiş eleman. Ve bulamıyoruz ne yazık ki. O açıdan çobanlar bu işin temel direği, ben öyle inanıyorum. Hem deneyimleriyle de aslında çok şey katıyorlar bu sektöre. Devletimizin tabii katkıları oluyor, işte bu sürü yöneticisi, işte belki yıllık 5000 lira hani bir sigorta parası. Belki bunları yaygınlaştırmak ve basit bir eğitimden geçirilmeleri halinde aslında sürü yönetimi konusunda çok önemli faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Çok sağ olun hocam, Özkan hocam, size de. Teşekkürler. Değerli abilerim, size de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli iki tane akademisyen hocam yanımdaydı. Mustafa hocam ve Özkan hocam ve değerli yetiştirici abilerimiz de buradaydı.
Honamlı keçilerini anlatmaya çalıştık sizlere. Honamlı'nın özelliklerini anlatmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi sınırlı bir sürede bunları yapmaya çalıştık ama sizler söylüyoruz. Eğer sorularınız, merak ettikleriniz varsa bizlere kanal yoluyla veya sosyal medya yoluyla. Küçükbaş özellikle Honamlı keçisi için de ki Burdur, Mustafa Kemal, Mehmet Aytar Üniversitesi, Veteriner Fakültesi. Devlet tarafından da tabii şu an hayvancılık temalı misyonu evet. Yüklendi. Size yüklendi bu görev. Aynen yani. Tabii ki. Yani yapılamış aslında istemeseniz bile halkı bilinçlendirmek zorundasınız. Ulaşabilirsiniz Mustafa ya, hocama da. O bizim sevdamız her zaman için yaparız. Evet. Ulaşabilirsiniz. Hep söylediğimiz şey şu. Bir, hayvancılığın bir yaşam şekli olduğunu mutlaka kabul edin. Bunun başında durmak zorundasınız. Ona buna emanet edilerek bu iş yapılmaz. Bu bir. İkincisi, lütfen bu işi ya biliyorsanız yapın ya da bilen birisiyle veya bilen birisinden destek alarak yapın. Sağdan soldan kulaktan duyulma şeylerle bu işler olmuyor. Sonra başkalarına da kötü örnek oluyorsunuz. Ben yaptım olmadı. İşte yapamazsın, edemezsin. Pazarı yok falanla filana getiriyorsunuz. İnsanları yanlış yönlendirip haklarına giriyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın. Çiftçi TV'de kalın.